Başımıza gelenlere bakın hele. Rüyamda görsem inanmazdım. Şu azametli çiftliğe elin herifi yüzünden kalkıp da icracılar gelsin. Ne demişler? Her şey insan için. Rabbim bu defa da böyle imtihan etmek istemiş bizi demek ki. Allah beterinden korusun. Allah başımıza hayırlı şeyler getirsin inşallah Yasin ağa. Amin. İşimiz Allah'a kaldıysa yandık yani. O ne demek kız? Ne demekse o demek. Felaketin geleceği besbelli bir şeydi. Bu durumda herkesler kabahatli seyyare bacı. Yani ne demişler? Sen önce eşeğini sağlam kaza bağla. Ondan sonra Allah'a emanet et. Öyle değil mi amma? Şu saatten sonra yapacak bir şey yok ama. Vallahi ben burada sizin gibi elim kolu malı oturamam. Bu çitlik Muzaffer Bey'in çitliğiydi. Bu giden eşyalar da ondan kalan yadigarlar. Ya diğer eşyalara da haciz gelirse? Ya hanım elinden çitliği de kaybederse? Kız sus, Allah korusun. O ne biçim lahırdı öyle? O biçim lahırdı. O vakit halimiz nice olur hiç oturup düşündünüz mü? Ben Muzaffer Bey'in hatırasına saygısızlık edemem. Bu çitliğin de başımıza yıkılmasına oturup bekleyecek değilim işte o kadar. Nereye gidiyorsun kız? Deli karı be. Güzel. Halide Hanım, sizi görmem icap etti. Hayırdır, bir şey mi oldu? Size bunu vermeye geldim. Abimin saati. Bunun sende ne işi var? Sormayın. Çok fena şeyler oldu. Ne oldu Gülizar? Ciddi haciz geldi. Ne? Bir tek bu saati kurtarabildim. Muzaffer Bey hiç yanından ayırmazdı bu saat. Sizde kalması daha doğru diye getirdim. Böyle bir şey nasıl olur? O çiftlikteki bütün eşyalar aile yadigarıydı. Bilmez olur muyum? Allah beterini saklasın. Ama daha fena şeyler de olabilir. Gülizar, babaannemden kalan yakut bir kolye vardı. Onu da aldılar mı? Vallahi yalan söylemiş olmayayım ama aldılar diye biliyorum. Abim onu Serap'a vermişti. Babaanneme de annesinden kalmıştı. Çok kıymetli bir kolyeydi o. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Allah biliyor ya. Ben o Orhan denen adamı gördüğüm anda nefret ettim. Yani fena bir şey olduğu besbelliydi bu adamda. Serap Hanım onunla nikahlanmayacaktı. Haber verdiğin için teşekkür ederim Gülizar. Rica ederim, ne demek. Yalnız sizden bir ricam olacak benim. Serap Hanım'a geldiğimi söylemezseniz, yoksa çok kızabilir bana. Tamam, vermem. Ama ben de senden bir şey rica edeceğim. Rica ne demek? Emredin, buyurun. Bundan sonra çiftlikte olup biten her şeyden beni haberdar edeceksin. Ama her şeyden. Siz hiç merak etmeyin. Söz veriyorum. Hizmetim karşılıksız kalmayacak. Hoşçakalın. Güle güle Gülizar. Nereden aldın kız? Geldik işte. Niye, ne oldu ki ne? Bağa bak. Sen gene ne dolaplar çeviriyorsun ha? Bir dolap filan çevirdim yok. Hanım geldi mi? Yok, gelmedi. Nereye gittiğini bana demeyeceğim mi? Yok anam. Hı. Sana zırnık laf yok. Niye ki? Ah, diyeyim de hemen hanıma yetiştir değil mi? Ben, sen,
Kız, bugüne kadar hangi lahırdını hanıma yetiştirmişim? Sen bana dedikoducu karı mı demek istiyorsun he? Ay tövbe, haşa, ne münasebet. Kız Reşit Efendi bu çitlikte niye kovuldu? Ha? Benim odama girdiğini hanıma yetiştiren kim idi? Bak sen arsıza, değil de bu kadar. Sen onun ne olduğunu biliyorsun. O başka şeydi değil mi? Aman canım, neyse yani. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu hal, hal değil. Bu çitliğin tepesinde var ya kara bulutlar dolanıyor. Bu Orhan Miminit sizi bu çitliğin sonunu getirirse hiç şaşırmam yani. Kız hız, o ne biçim lahırdı öyle? Ağzından yel alsın, Allah korusun. Aman, yel gayadan ne almış ki? Görünen köyde kılavuz istemiyor yani. Ben de kendimce bir takım önlemler alıyorum tabii. Bu yani. Seni tebrik ederim Serap. Dinç Aslan ailesinin şerefine en büyük lekeyi sürmeyi başardın. Ne diyorsun sen be? Çiftliğe haciz geldiğini biliyorum. Ailemden kalan en değerli eşyaları alıp götürmüşler. Annemden, babamdan, abimden kalan, senin elini bile sürmeye layık olmadığın eşyalara senin ahmaklığın yüzünden el koymuşlar. Benimle doğru konuş. Sen benimle böyle konuşamazsın. Kendine gel. Seninle istediğim gibi konuşurum. O çiftliğe layık olmadığını sana defalarca söyledim. Sen de beni haksız çıkarmamak için elinden geleni yaptın ama artık yeter. Ailemden kalan hiçbir şeye zarar vermene müsaade etmeyeceğim. Duydun mu beni? Onu Orhan'a yardım ederken düşünecektin. Onu Orhan'ın pisliklerini örtbas ederken düşünecektin. Sen de en az benim kadar suçlusun. Bunu sakın aklından çıkarma. Bütün bu yaptıkların hesabını ödeyeceksin. Beni ya da bir başkasını suçlayarak bu işin içinden sıyrılamazsın. Her şeyi senden geri alacağım. Ailenden, abimden kalan her şeyi tek tek kaybedeceksin. Geldiğin yere geri döneceksin Serap. Çiftliğe haciz gelmesine aklım almıyor. İyi ki Orhan boşanırken bu evi bana bırakmış. Sen şanslısın Sarıcığım. Senin evine ve eşyalarına bir zarar gelmedi. Ama şunu unutma ki... o çiftlikteki eşyaların çoğunluğu benim aileme ait. O kadına değil. Serap'ı neden suçladığını anlayamıyorum halde. Orhan'la evlenmesi için çırpınan sendin. Ben bu evliliğe mani olmak istediğimde beni sen susturdun. Öyle değil mi? Hı? Biz Orhan'la bir anlaşma yapmıştık. Sen o aptal mektubu yazmış olmasaydın şimdi her şey çok başka olurdu. İşleri karıştıran ben değilim halde. Artık başkalarını suçlamaktan vazgeç. Özellikle de Serap'a. Sonuçta bu olaylardan en çok mağdur olan o. Onun bu kadar aptal olması benim suçum değil. Abim bütün mirası o kadına bırakmamış olsaydı, ben de Orhan'la anlaşma yapmak zorunda kalmayacaktım. Hem sen ne zamandan beri Serap'ın tarafını tutuyorsun? Ben hiç kimsenin tarafını tutmuyorum halde. Sadece Serap'ın yaşadıklarını anlayabiliyorum. Bu kadar. Hem Serap'ın yaptığı aptallıksa... ben o aptallığı 17 yıl sürdürdüm. Hem biliyor musun, içimden bir ses...
Orhan tekrar ortaya çıkacak diyor. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Senden ne gizleyebilirim ki? Çok üzgünüm Muzaffer. Halit haklı. Bütün olanlar benim suçum. Sen bana güvendin. Her şeyi bana bıraktın. Benim her şeyi idare edebileceğimi düşündün. Ama ben çok büyük bir hata yaptım Muzaffer. Seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. İşleri yürütmekte muvaffak olamadım. Ama sana söz veriyorum. Bu çiftlikten aldıkları her şeyi geri getireceğim. Servetini korumak için elimden geleni yapacağım. O servet oğlumuzun hakkı. Sana söz veriyorum Muzaffer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.